NASA'nın eski astronotu Dorothy Metcalf İstanbul'a geldi. Üniversite öğrencileriyle buluşan Amerikalı astronot, uzay maceralarını NTV'ye anlattı. Uzayın derinliklerini keşfetmek onun çocukluk hayaliydi. Hedefine ulaştı. Yıldızlara yolculukta 15 günden fazla uzayda kaldı. 2010 yılında uzaya çıkan astronot Dorothy Metcalf, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde deneyimlerini anlattı. Uzaydan dünyaya baktığınızda aslında oraya ne kadar bağlı olduğunuzu görüyorsunuz. Normalde görmediğiniz çeşitli renkleri görme şansınız oluyor. Yerçekimsiz ortamda çalışmak ilk aşamada kafa karıştırıcı olabiliyor. Çünkü dünyada elinizdeki eşya bıraktığınız yerde kalır. Ama uzayda o eşyayı nereye koyduğunuzu hatırlayabilirsiniz gerekir. Çünkü her yere gitmiş olabilir. Ama genel olarak yer çekimsiz ortamda çalışmak mükemmel. Havada dönebiliyor ve uçabiliyorsunuz. Amerikalı astronot bir hafta boyunca Türkiye'nin birçok ilini ziyaret etti. Rotasına Anıtkabir'i de aldı. Çok özel ve eşsiz bir yer. Orada bulunmak bir onurdu. Atatürk yaşadığı zamana göre düşünceleri çok daha ileride olan biriydi. O dönemde onunla aynı fikirde ve yönde olmayanlara rağmen başardıkları oldukça önemliydi. Onun çok ileri görüşlü bir lider olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarım. 48 yaşındaki eski astronotun uzay yolcusu olmak isteyen gençlere birkaç tavsiyesi var. Hayallerinin peşinden gitsinler, meraklı olmayı sürdürmeliler. Bilimi, matematiği ve teknolojiyi iyi öğrenmeliler ve onlardan mutlaka cesur olmalarını istiyorum. Ben de küçük yaşta bir hayalle başladım ve bunu başarabileceğimi bilmiyordum ama çalışmaya devam ettim. NASA'dan emekli olan astronot kısa bir İstanbul turunun ardından ülkesine geri dönecek.